Merhaba, Böyle Oldu'ya hoş geldiniz. Ben Ömer Özgün. Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Deve de bizim, diyarda demişti 7 güzel adamdan biri, Rasim Özdeneren. Rahmetle anıyoruz ustayı. Böyle Oldu'nun bu bölümünde işte bu sözü düstur edinen gençleri konuşacağız. Ülkesi, milleti, ailesi, kendisi için dertlenen, gayret eden, asra umut veren, pırıl pırıl gençliği, Teknofest gençliğini konuşacağız. 7 isim eşlik edecek bizlere. Ela Kar, Zişan Oskay, Mehmet Furkan İlbeyli, Muhammet Tuğrul Eder, Asude Reyyan Özdemir, Arife Demirci, Fatih Uçar. Sözü fazla uzatmayalım ve bu güzel insanları hep birlikte tanıyalım. Mehmet Furkan İlbeyli, 16 yaşındayım. 10. sınıfa geçtim. Mehmet Emin Sarıçın Mehmet'in Lisesi'nde okuyorum. Fatih Uçar, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'den bu sene mezun oldum. 2018-2020 arasında okudum. Halihazırda da Koç Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı programında bütün eşik doktoraya başlayacağım bu sene. Arife Demirci, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıfım. Teknofest'te bu sene 2 farklı kategoride yarışmada bulunduk. Biyoteknoloji, inovasyon ve sağlıkta yapay zeka kategorilerinde. Onun dışında ben de kendim moleküler onkoloji alanında çalışmalarıma devam ediyorum laboratuvarda. Ben Asude Reyyan Özdemir, 21 yaşındayım. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da Deneyap atölyelerinde eğitim almış bir Deneyap mezunuyum. Tuğrul Eder, Sabiha Gökçen Teknik Lisesi'nde elektronik teknik sınıf öğrencisiyim. 11. sınıfa gidiyorum. Şu an Erdem Yazılım Anadolu Lisesi'ndeyim. Benim adım Ela, 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Zişan Oskay, 6. sınıf öğrencisiyim. Hataylıyım. Öncelikle benim bütün maceram ortaokulda katıldığım TÜBİTAK 4006 yarışmasıyla başladı. İnsansız kara aracı projesine ilk orada başladım. Küçüklüğümden beri, ilkokuldan beri hep mühendis olmak istiyordum. Hep aklımda mühendislik vardı. Bunun da temelinde aslında hep yeni bir şey üretme, bir teknoloji geliştirme vesaire gibi düşüncelerden kaynaklanıyordu. Lisede de bu devam etti. Üniversite zaten hakeza mühendislik okudum. Yıl 2018'i bulduğunda artık Teknofest diye bir kavram oluşmaya başladı. Biz de bu Teknofest ilk olduğunda ben de üniversiteye yeni geçiyordum. Üniversiteye yeni geçtiğimde de insansız hava aracı takımına girdim. Ve bu şekilde Teknofest kapsamında yarışmalara hazırlanmaya başladık. Daha öncesinde de ben projelerimi yapıyordum. Lisede başlamıştım. 17 yaşındayken ilk defa laboratuvara girdim. O zamandan beri kanser çalışmak istediğimi biliyorum. O zaman karar vermiştim. Ama daha büyük adımlara Teknofest'le beraber başladık. Deneyap atölyelerinde yazılım, robotik, tasarım konuları üzerine 11 farklı başlıkta eğitim aldık aslında. Teknofest'te 2 farklı yarışmada katılım sağladım. Birisi Savaşan İHA kategorisiydi, diğeri de sualtı sistemleriydi. Biz Teknofest'in roket yarışması kapsamında süngü roketini yaptık. Lise kategorisi alçak irtifada roket fırlattık. Evet. Bizim takımımızın yarısı daha önceden İHA için girmişti Teknofest'te. İHA'da ilk raporu yaptığımızda red yedik, giremedik İHA'dan. Sonra roket takımında, bizim okulumuzun roket takımı var 3 senedir devam eden. Orada bir boşluk oluştu. O boşluğa dedik biz boş durmayalım, girelim. Bir 6 ay bu süreçte böyle ilerledi. Roketimizi yaptık. Bu şekildeydi yani süreç. İlk başta İHA'cıydık. Şu an roketçiyiz. Bizim Paris'ten merkezimiz var. Orada icathane var. İcathanede projeler yapıyoruz, robotlar yapıyoruz. Bir sürü projelere de katıldı. Hatta büyük abilerimiz roket yaptı. Öncelikle benim geçmişten gelen bir savunma sanayi ilgim var. 2021 yılında liseye geçtiğimde Teknofest'te insansız hava aracı yarışmasında Teknofest'te ilk orada yolumuz kesişti. Takımla birlikte pandeminin tam ortasındayken bir insansız hava aracı yapma gayretinde bulunduk. Araştırdık, saatlerce çalıştık, tecrübeler edindik. Sonunda yarı finallere kadar geldik ve orada elendik. Fakat bu bizim için çok büyük bir tecrübe başarısıydı. Zaten girdiğimiz her bir yarış bizim için çok büyük bir tecrübe kaynağıydı. Ve tecrübe de parayla satın alınamayan nadir şeylerden birisi. Bu senede Teknofest'te insanlık yararına teknoloji yarışması, afet yönetimi kategorisi, lise kategorisine katıldım. Takım kaptanlığı yapıyorum. Projemiz paletli insansız kara aracı. Geçen sene başladı bizim Teknofest yolculuğumuz. Geçen sene kanserde erken teşhis yapan bir cihaz tasarlamıştık yine. Onunla başladı ve biz bu işi aslında yapabildiğimizi ve daha da geliştirmek istediğimiz diğer hastalıklara da yardımcı olmak istediğimizi fark ettik. Aslında yaptığımız yarışmaların genel amacı insansız bir sistemi oluşturabilmek. Sualtı sistemi de bu şekildeydi. Belli görevleri oluyor yarışmanın. Tamamen insansız. Bu görevlerin kimisini otonom olarak gerçekleştiriyor. Kimisini de dışarıdan başka bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle gerçekleştiriyor. Suyun altındaki yazıyı okuma, renkleri algılama gibi görevleri olabiliyor. Aslında sonrasında savunma sanayisine yönlendirilebilecek projeler bunlar. Sadece üniversite veya lise seviyesinde öğrenciyken aslında farklı bu alanlarda da bir fikir üretmemizi sağlamış oluyor. Süngü roket 1500 metre irtifayı hedefliyor. 1500 metre irtifaya, yani apogee'ye ulaştığı zaman içerisindeki faydalı yük ayrılıyor. 2 tane paraşüt açıyor. Yere sağlam bir şekilde inmesi amaçlanıyor. Biz de bunu başardık. Uydu teknolojileri üzerine bir roket yani. Faydalı yük bırakıyor. Biyoteknoloji inovasyonda bu sene erken embriyonik dönemde hastalık teşhisi yapan bir sensör tasarladık. Sağlıkta yapay zekada da kolon polipleri üzerinde yapay zeka ile displazi seviyesini tespit eden bir algoritma hazırladık. Aracımız afetlerde, orman yangınlarında, arazözlerin, itfaiye araçlarının, itfaiye çalışanlarının erişemediği engebeli dağlık arazilere, tehlikeli bölgelere arazözden veya itfaiye aracından aldığı hortumu taşıyarak, üzerindeki yangın monitörüyle yönlendirerek söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması için geliştirildi. Aynı zamanda üzerindeki görev mekanizmasını değiştirerek afetlerde arama-kurtarma çalışmalarına katılabilir veya daha da farklı bir görev mekanizmasını takıp uzaktan kumandalı silah sistemi ve mayın tarama konfigürasyonu da üzerine kullanılabilir. Benim projem aslında insanlık yararına teknoloji. Bildiğiniz üzere korona hepimizin baş belası oldu. Ben bu virüsü nasıl yavaşlatabilirim diye bir proje geliştirmek istedim. Sizle ilgili bir proje. Annem sürekli işlerinden dolayı 4 yoldan Antakya'ya gitmek zorunda kalıyor. Giderken de bazen çok yoğun sis olabiliyor. Ben de bunun üzerine bir çalışma düşündüm. Etrafıma baktığımda kapalı alanlarda aşırı fazla kişi oluyor ve böylece korona daha hızlı yayılıyor. Ben de bir robot tasarladım ve bu robotu odamızın ortasına, yani kapalı alanın ortasına koyduğumuz zaman o da odanın metrekaresini hesaplıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak da o odaya kaç kişi girebileceğini ekrana yansıtıyor. Ayrıca da oksijen gibi yaşamsal gazların ölçümünü yapıp dakika başı bilgi verebiliyor bize. Aslında ben 6 ay arayla 2 kere korona geçirdim ve artık bir kere daha korona geçirmek istemiyorum. O yüzden böyle bir proje geldi aklıma. Hem belki benim de koronaya yakalanma riskim daha da düşer diye. Önümüzde bir yol olduğunu düşünürsek yolun kenarlarına led döşenecek, kenarına da bir tane fan koyulacak. Ondan sonra yolda giderken nem %90'ın üzerine çıktığında hem ledler yanacak hem de o kenardaki fanımız çalışmaya başlayacak. Hem insanlığa faydalı oldu hem de bize faydalı oldu. Mal kaybını, can kaybını, kazaları engelleyecek. İnsanlara da faydalı bir şey ulaştırmış oluyoruz aslında. Laboratuvardaki bilimi insanlara vermiş oluyoruz. Biz bu amaçla yola çıktık. Şu an şirketleşmekte olan İTÜ Çekirdeğe girdik. Bir firma kurmayı hedefliyoruz, biyoteknoloji firması. Bu sebeple aslında insanların hayatını kurtarmak ve onlara bir nebze olsun, yardımımız olsun diye bu alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aslında şu anda Teknofest yarışmacılarının ileride belki de hepsi ayrı ayrı birer şirket olacak projeleri var. Bu konuda aslında yaratıcılığı oldukça besleyen bir ortam sağlamış oluyor bizde. Bizim üretmek için emeğimiz var, bir işte isteğimiz var. Belki bu yüzden aslında bunu Teknofest de bize yardımcı oldu, yani buralara gelmeye. Normalde hiç gelemeyebilirdik. Kendi projemizi duyurabilirlik açısından hem sonrasında başka programlara, işte kuluçka programları olsun ya da daha farklı destekleri olsun katılabilmek açısından Teknofest bizim için çok önemliydi. Onunla başladık ve sonrasında daha da ilerlettik. Ben daha öncesinde böyle bir şey görmedim zaten Türkiye'de. Dünyada da duymadım herhalde. Bu gençler için çok büyük bir fırsat. Yani öğrendiğimiz bilgileri pratiğe dökme açısından, özgüven kazanma açısından çok önemli, yani çok fırsat veriyor bize. Uçuşa gittiğimiz ilk anı hatırlıyorum, ilk test anını. O uçak yerden havaya yükseldiğinde herkes de bir aslında gözleri dolmuştu, onu fark ettim. Çünkü aslında orada bir yılların veya yılın emeği vardı sonuçta. Ya bazıları için hani normal bir şey gelebilir, yerden uçak havalanıyor, her gün gördüğümüz bir şey vesaire normalde. Ama bizim için daha farklıydı tabii bunu öğrenci olarak yapmak. Aslında ilk önce böyle programlarda tasarlarken anlamıyorsunuz bunu ama sanayide parçayı ürettikten sonra elinize aldığınızda onu hissediyorsunuz. Yani çok güzel bir duygu. Onu da geçtim. Roketin o kalkış sesini duyduğunuz zaman diyorsunuz ki evet yapmışız yani. Uçtu, istediğimiz irtifaya ulaştı ve paraşütü açtı, yere indi. Çoğu takımın yapamadığını başarmış olduk. Çok güzel bir duyguydu, yani o tarif edilemez. Yani çok eğlendim Teknofest'te ben açıkçası. Yani insanlık yararına katıldım. Çok eğlenceliydi. Misafirlerimizi tanıdık. Ne yaptıklarını da kendilerinden dinledik. Bugüne kadar yaptıklarını. Heyecanlarını öyle hissettik ki anlatamam. Ve hemen ikinci sorumuza geçtik. Peki siz bugüne kadar bunları yaptınız. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Hedef ne? Plan ne? Rota, yol ne? Hep birlikte dinleyelim. Aslında hedef daha çok kendimizi yetiştirmek. Herhangi bir proje olması bizim için fark etmez. Yani biz mühendis olmak istiyoruz. Her alanda çalışabilecek mühendisler olmak istiyoruz. Benim en büyük hedefim kişisel olarak bir bilim kadını olmak. Kanser üzerine çalışmak istiyorum ve kendi ürettiğim tedavileri de hastalarımda uygulamak istiyorum. En büyük hedefim bu aslında. Ben aslında eğer nasip olursa bilinmeyen bir şeyi keşfedebilmiş olmayı çok istiyorum. Bu 5 yıl sonra mı olur, 10 yıl sonra mı olur ya da hiç olur mu bilemiyorum. Bundan sonra geleceğimiz için mesela doğayı tahrip edenleri engellemek için projeler yapmayı düşünüyorum. Ben edindiğim bilgi ve tecrübelerle artık kendime bir şey katmaya devam ederken aslında bir yandan da bu iş hani biraz usta çırak ilişkisine de benziyor. Ben de artık yeni gelen nesile bir şeyleri öğretmek istiyorum. Bizim hedefimiz ülkemizdeki insanlar da bütün sağlık hizmetlerinden, son teknolojilerden yararlansın. Bu sebeple kesinlikle biz kendi teknolojimizi üretmeye çalışıyoruz. Ya ben bundan sonra daha büyük yarışmalara, daha büyük insanlara daha büyük katkıda bulunmak istiyorum. Bu bulunan keşifler, yapılan icatlar en doğru şekilde, en ihtiyacı olan şekilde, sadece kendi milletimiz için değil aslında. Tüm dünya için en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz bunları? Buna biraz daha kafa yormaya çalışıyorum. Bu yaptığımız çalışmaları biz gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Bir şeyler tasarladık, projeler ürettik, dereceler alıyoruz, başka yerlerden kabullerimiz var. Bunlar somut bir şey olsun ve artık insanlara faydalı olsun. Tek hedefimiz aslında ekip olarak bu. Öncelikle girişimci bir grup olarak bir şirketleşme yönüne gitmek. Farklı yarışmalarda, uluslararası yarışmalarda daha büyük başarılar elde edebilmek. Ondan sonrasında savunma sanayinde bir startup şirketi olarak başlangıç yapmak inşallah, Allah nasip ederse. Ve ileride adı geçen büyük teknoloji şirketlerinden biri olmak. Ben bir yandan doktoruma devam ederken, bir projede çalışırken bir yandan da aslında Teknofest, TÜBİTAK ve uluslararası yarışmalar kapsamında proje danışmanlığı yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı sistemler üzerinde biz barutlu kurtarma sistemi yaptık. Yani faydalı yükümüz roketimizin içerisinden barutla çıkıyordu. Şu anda mesela daha ileri, yani daha fazla teknik, daha fazla bilgi gerektiren yaylı sistem var. Onun üzerine çalışmayı planlıyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz bu alanda. Hem ülkemize bir ticari katkısı olsun, biyoteknoloji alanında bir tık eksik durumdayız şu an maalesef ki. Gitgide artık destekler veriliyor bu alana. O yüzden biz de çalışıyoruz, ülkemizdeki bu eksikliği giderelim, bu alandaki açığı kapatalım ve dünyayla yarışır konuma gelelim diye bunun için uğraşıyoruz. Psikolojide bir terim var. Öğrenilmiş çaresizlik. Bilim insanlarının deneyler neticesinde ortaya çıkarttıkları bir davranış biçimi. Hindistan'da mesela fillerin daha bebekken ayaklarından iple bir kazığa bağlanması, birkaç sefer kurtulmayı denemeleri ama başarılı olamamaları, yıllar sonra tonlarca ağırlıktaki dev cüsseye ulaştıklarında dahi o ipi koparamayacaklarını düşünüp kazığa bağlı yaşamayı kabullenmeleri. Bizdeki durum da aslına bakarsanız biraz böyle. İcat çıkarma diye bir deyim var dilimizde. Olumsuz anlamda kullanıyoruz. Biz de misafirlerimize sorduk. Öğrenilmiş çaresizliği yıkmak, icat çıkarmak zor oldu mu? Bunu zaten Rusya yapıyor, bunu zaten Amerika yapıyor diyenler çok oluyordu. Çalıştığımız çevrede ilk siz mi yapacaksınız, başaramazsınız, bu size mi kaldı, size mi düştü o kadar mühendis var gibi söylemlere maruz kaldık. Toplumda yaygın bir bakış açısı. Ben çok fazla karşılaşmadım. Belki biraz daha üst jenerasyonlar bunları söylüyor olabilir ama tabii ki de bunun karşısındayız. Biz kendi teknolojimizi ürettiğimiz zaman hem sağlık alanında hem diğer alanlarda daha ulaşılabilir kılıyoruz. Çünkü yurt dışına bunlar geliyor, Türkiye'ye daha pahalı oluyor ve onlara bağımlı oluyoruz. Öğrenilmiş çaresizlik diyebiliriz çünkü hep bir teslimiyet modu var bu teknoloji kapsamında. Hep bir yurt dışına bağımlılık söz konusuydu yani bu zamana kadar. Özellikle milletimizde bir korku var. Başaramayacağız, edemeyeceğiz. Millet yapmış en iyi şekilde, onlardan alalım. Ne gerek var bizim yapmamıza, hazırdan alalım gibi bir zihniyet mevcut. Ne kadar bunu biz yaptık, ödül aldık, Amerika'dan, uluslararası işte veya Teknofest'ten ödül aldık desek de bir işe yaramıyordu adamın kafasında çünkü belli bir yapılar vardı. Biz bunun üstesinden geldik. Bize söylenen söylemlerle çok alakadar olmadan çalışmalarımıza devam ettik. İçlerimiz işte bir takım abilerimiz, bir takım kardeşlerimiz, bizim gibi gençler çıktı ve yaptığı sözleriyle de değil, direkt yaptığı şeylerle biz buradayız dedi ve burada olmaya da devam edeceğiz dedi. Geçmişte icat çıkarma diyenlerden şimdi icathanelere geldik. Biz yolumuza baktık, projemize baktık çünkü her zaman geçmişte de olduğu gibi önümüze bu tür engellerin çıkacağını biliyorduk. Bana kimse icat çıkarma demedi. En büyük mimarı da lise hayatımda T3 Vakfı ile birlikte şekillenmesiyle oluştu. Aslında bize bir icat çıkarın misyonu yüklüyorlardı. Artık bu icat çıkarmadan geçti, icat çıkar gibi bir terim oluştu. Son zamanlarda yani son 1-2 yıldır öyle şeyler hiç duymuyorum. Asıl bunu yapın, bunu siz yapacaksınız gibi cümlelerle karşılaştım. Yani daha çok destekleyen hocalarım var, destekleyen bir ailem var, arkadaşlarım aynı şekilde. Mesela ailemden itibaren sürekli kurslara git, ona git, buna git. Okul müdürümüz mesela bize şey diyordu, herhangi bir kulübe illa gireceksiniz. Bizim öğle aramız var, yarım saat kulübe aktiviteleri oluyor. Müdür yardımcımız, yani istersen kendin kulüp kur, ters takla atanlar kulübü kur, yapacaksın diyordu. Yani illa bir şeyle uğraşacaksınız diyordu. Biz de abilerimizin izlerinden gitmeye çalışıyoruz. Bunun başında da tabii Selçuk Bayraktar abi geliyor. Biz onunla daha önce tanışmıştık lisedeyken. Onun hani aslında serüvenini gördükçe biz de neden böyle olmayalım fikriyle aslında kendimizi geliştirmeye devam ettik. Milli teknoloji hamlesi kavramını çok sık duyuyoruz bu sıralar. Aslında bu kavramı bir icat çıkararak, yeni şeyler üreterek gerçekleştirebileceğimiz misyonunu edindik. Zaman geçtikçe şunu fark ettim. Bu milli teknoloji hamlesinin yayılmasıyla birlikte, Teknofestlerin düzenlenmesiyle artık halkımız yani milletimiz böyle bir uyanmaya başladı. Demek ki ülkemizde bir şeyler olabiliyor, gençler bir şey yapabiliyor. Bunu gördüm herkeste. Zonguldak'ta yaşıyorum mesela, ailem orada. Oraya gidiyorum, orada daha farklı bir ortam var. Her eve girmiş bu milli teknoloji hamlesi. 10 yaşında annem için onun çok işine yarayacak bir icat çıkardım. 12 yaşındayım, gelecekte bu ülkenin kaderini değiştiren kişilerden olacağım. Bilim ve teknoloji baş döndüren bir hızla ilerliyor. Çoğu zaman yakalamak, yetişmenin mümkün olamayacağı bir hız. Dünyada değişiklikler, radikal değişiklikler yaşanıyor. Yeni denklemler ortaya çıkıyor. Misafirlerimize sorduk. Bu zaman diliminde, bu dünya düzeninde Türkiye'nin yerini nasıl görüyorsunuz ve gelecekte bizi ne bekliyor, akıbetimiz ne olacak? Ülkemizin gelecekteki akıbetini ben şöyle düşünüyorum. Teknofest mesela, Teknofest bize bir anahtar oldu. Belli teknolojiler fragman şeklinde verildi. Bu sualtı olur, roket yarışmaları, İHA yarışmaları vesaire. Şimdi Teknofest'e baktığımız zaman gençleri görüyoruz. Bizim gibi gençler yetişiyor. İleride Türkiye daha da güçlü olacağını düşünüyorum. Yani daha da söz sahibi. Artık masayı kuran olacağını düşünüyorum yani. Bazı noktalarda hala eksiğimiz olabilir ama biz yeni nesil olarak bence çalışıyoruz bu eksiği kapatmak için ve kapatacağımızı da düşünüyorum açıkçası. İlerleyen, gelişen bir ülkeyiz. Bu açıdan bizim uğraşlarımızla bu açık yakın zamanda kapanacak diye düşünüyorum. Bence bizim öncelikle şunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Biz en iyisini gerçekten başarabiliriz. İstersek en iyisi zaten biz olabiliriz. Türkiye aslında şu anda şöyle diyebiliriz. Teknoloji trenini yakalayan veya yakalamaya çalışan bir yolcu diyebiliriz. Çünkü vagonun bir kısmı biraz hızlandı, gidiyor. Ona yetişmek zor ama belli başlı kısımlar hala yetişme durumunda, yetişme ihtimalinde. Biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz aslında. Bence iyi bir noktadayız. Hani kötümser diyemem. Geç başladık çünkü bu tarz çalışmalara. Bu açıklığı ivmeli bir şekilde kapatıyoruz. Tarihimize baktığımızda da Cezeri'de, İbni Haldun zamanında, Mimar Sinan zamanında bunlar bizim kültürümüzde olan kişiler. Ve aslında bir umutsuzluğa düşmemize gerek yok. Bu tarihimizi unutmamamız gerekiyor. Bu tarihimiz bize aslında güç verip birer adım, ikişer adım öne taşımalı. Bu çağdan itibaren başlayan bir böyle savunma sanayisi üzerinde çalışmalar var. Allah korusun bir yine milli mücadele gerekirse bu sefer taşla, sopayla değil, bizim yapabileceklerimiz var. Mesela arkadaşlarımız İHA yapıyor, biz roket yapabiliyoruz. Böyle bir potansiyelden bahsediyoruz yani gerçekten çok büyük. Türkiye'yi öncelikle son zamanlarda yaptığı teknoloji ve savunma sanayi yatırımlarıyla dünyada sözü geçen ülkeler arasına girdiğini söyleyebilirim. Türkiye'nin sözünün geçtiği belli alanlar var ve bu bizi fazlasıyla gururlandırıyor tabii ki de. Şu anda gündemi takip ettiğimizde Rusya-Ukrayna krizi gibi daha çok garantör ülke diyebiliriz. Artık bir söz sahibiyiz. Yakından takip ettiğim savunma sanayindeki gelişmeler dünyada ve dünya ülkelerinde çok büyük yankılar uyandırdı. Özellikle insansız hava aracı sistemlerimiz artık politik bir silaha dönmüş durumda. Önceden aynı farklı ülkelerin siyasi baskısı altına maruz kalırdık. Fakat şu an o baskı yapan ülke biz olduk. Bizim mesela şu anda insansız hava aracı noktasında dünyada belli bir yerdeyiz. İlk 5'teyiz. Hatta belli başlı sınıfta dünya birincisiyiz. İnsansız hava araçları konusunda oldukça sektörün önünde bir yerdeyiz. Bunu neden tüm alanlarda yaşamayalım? Çünkü insan gücümüz oldukça yüksek. Bize destek veren bir devlet yapımız var. Öncelikle ülkemiz için olan siyasi ve politik olaylardan etkilenmeden, birlik ve beraberliğimizi bozmadan yürüttüğümüz teknolojik ve sanayi yatırımlarına devam edersek ileriki yıllarda dünyada sözü geçen büyük ülkelerden birisi olacağımıza inanıyorum. Bu konuda sadece insanlara biraz daha umut edebilmelerini hatırlatmak gerekiyor belki de. Bu anlamda da milli teknoloji hamlesinin vizyonunu, misyonunu edinmiş kişiler aslında bu süreci bence ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Gelecekte bence Türkiye iyi bir yerlerde olacak. Yani çünkü bizim gibi böyle projeler yapan çocukları oldukça geleceğimize daha da önem verecekler. Ben bundan sonra şöyle olacağını düşünüyorum. Mesela enerji alanında da belli bir enerji sektöründe dünyada ilk 5'te olacağımızı, onun dışında nanoteknoloji alanında belli bir yerde olacağımızı böyle artık sınıflara ayrılmış bir şekilde teknolojinin Türkiye'nin bunu dünyaya karşı reklam etmesini, bunu dünyaya pazarlamasını öngörüyorum. Gelecekte sanayiler bence daha ileride, daha teknolojiyle birleşik, daha bütüncül bir ülke olacağız. Yani şu anda Türkiye aslında teknolojik olarak belli bir seviyeye gelmiş ve gelmeye de devam etmesi lazım. Yani iyi bir şekilde yol aldığımızı düşünüyorum ben. Z kuşağı olarak tabir edilen bir gençlik var malumunuz. Eskiden bu tip tanımlamalar somut eylemlerle, ideallerle, dertlerle yapılırken 68 kuşağı gibi. Şimdi birazcık daha pazarlama planıyla hareket ediliyor. Bazı uzmanlara göre bu yeni nesil tanımlamalar tüketim alışkanlıklarını yönlendirebilecekleri küresel pazarlar için tek tipleştirilen birey oluşturma çabası. Mevzu bir hayli derin, bilahare konuşuruz. Fakat biz misafirlerimize sorduk. Siz Z kuşağı tanımlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? İkiye bölünüyor bence Z kuşağı. Bir kısmı her şeyin bilincinde olan, aslında çalışan, çabalayan bir grup. Diğer kısımda tamamen hani artık hiçbir şey umursamayan kısım. Y kuşağında da mesela iyi kişiler çıktı, kötü kişiler çıktı. Bizim neslimizde de iyi kişiler çıktı, kötü kişiler çıktı. Aynı şekilde Z kuşağında da öyle olacak. İçlerinden öyle insanlar çıkacak ki hepimizden çok daha iyi olacak. Ama bazıları da olacak. Y kuşağına yetişemeyecek diyeyim mesela. Aslında biz Z kuşağı kavramı yerine direkt Teknofest kuşağı kavramını kullanmayı tercih ediyoruz. Teknofest kuşağı dediğimizde aslında o sıfatın ya da betimlemenin biraz daha olumlu tarafını değinmiş oluyoruz. Teknofest'le karşılaştık. Biz yapay zekada en iyi sunum ödülü alırken arkamızdaki 8-9 yaşlarında da öğrenciler ödül alıyordu mesela. Hani artık onlar da çalışıyorlar. Onlar için de imkanlar sunuluyor. Hani biz çok mutlu olmuştuk orada, böyle tatlı tatlı orada koreografi falan yapıyorlardı sahnede nasıl duracaklarına dair. Hani aslında umutlu bir gençlik var. Bizler de onların bir parçasıyız. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şeyler geliştirmek istiyoruz, insan hayatı kurtarmak istiyoruz. Ama bir yandan tamamen bunların dışında hiçbir şeyden haberi olmayan bir grup da var. Z kuşağı hakkında şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bence Z kuşağı artık Türk gençliğini birbirine zıtlaştırmak için kullanılan bir terim. Biz Teknofest kuşağıyız. Biz vatansever, milletine hizmet etmek isteyen, atalarına aldığı yadigarı korumak isteyen Türk gençleriyiz. Vatanımıza olan borcumuzu ödemek için, halkımıza, milletimize hizmet etmek için çabalayan girişimci gençleriz. Z kuşağı daha çok belli bir güruha hitap ediliyor. O güruhla aramızdaki fark bence öğrenilmiş çaresizlik. Yani artık Türkiye'den bir şey olmaz, biz otobüsü kaçıran bir milletiz. Artık yurt dışına gidip hayatımızı kurtaracağız gibi düşünüyorlar ama işte bizim aramızdaki fark bu. Ben otobüsü kaçırdıysak yenisini yaparız diyorum. Özellikle ben Teknofest'te şunu gördüm ve çok hoşuma gitti. Her türlü çeşit, her türlü siyasi görüşe sahip insanı gördüm. Orada bildiğimiz tek bir şey vardı. Türkiye için, vatanımız için çabaladığımız, girişimlerde bulunduğumuz ve orada kardeşlik duygusunu sonuna kadar yaşadığımız. Teknofest kuşağı aslında icatlar yapan ve ülkeleri böyle geliştirmeye çalışan çocuklara denilmeli. Biz teknolojinin geliştiği zamanda doğduğumuz için biz bunları bir avantaja çevirdik. Ben Teknofest kuşağıyım. Daha iyi şartlar altında yurt dışında yaşayacağını sanıp oraya gitmek için çabalayan arkadaşlarımız var. Halbuki biz de gidersek bu vatanı kimler koruyacak, kimler geliştirecek? Biz gidenlerden, kaçanlardan olmayacağız. Biz vatanımız için sonuna kadar çabalayan ve vatanımızı, ülkemizi geliştirmek isteyen gençlerden olacağız. Şimdi yurt dışı deyince aslında olaylar daha farklı anlaşılıyor. Bazıları direkt ülkeyi terk edelim, işte ülkede durumlar kötü, yurt dışına gidelim vesaire. Daha düne kadar hani bu meseleleri arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bir 3-5 yıl yurt dışına gidilmesini ama Türkiye'de olmayan bir konu için gidilmesini, oradan sonra da tecrübe aldıktan sonra oradan Türkiye'ye gelip Türkiye'de bunun artık bir teknolojisini kurmasını ben o şekilde olacağını düşünüyorum. Dış ülkelerde bir teknoloji var, gelişmiş bir teknoloji. Bunu öğrenip ülkeye getirmek gerekiyor. Yani hem deveye gideceğiz hem bu diyarda kalacağız. Yurt dışı, evet, bilim orada çok fazla var. Belki son 30-40 yıldır çok daha bu alanların içerisindeyiz. Ama orası bir basamak. Oraya gidip oradaki bilgileri alıp tekrar geri gelip burada devam etmek benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi zaten. Yurt dışında çalışmak niyetiyle oradaki sistemlere, oradaki devletlere hizmet etmek amacıyla gideceğimi düşünmüyorum şu yaşımda. Yani gözlemleyip onların yaptığı çalışmaları inceleyerek, onlardan öğreneceklerimi alarak devletime ve kendi halkıma, kendi milletime yararlı çalışmalarda bulunmak istiyorum. Muhaliflik ve itiraz gençliğin tabiatında var. Hep bir başkaldırı ve değiştirme çabası. Misafirlerimize sorduk. Etrafınızda olup biten, dünyada yaşananlarla yakından ilgilenen siz neyi değiştirmeyi hedefliyorsunuz? Türkiye'de bu öğrenilmiş çaresizliği değiştirmek isterdim. Artık farklı bir Türkiye var. Artık kendini ayaklar üzerinde durabilen, üretim yapabilen, yani hatta savunma sanayisinde kendini kanıtlamış bir ülke var. Bunu değiştirmek istiyorum. En iyisini biz yaparız. Zamanında hep en iyisini zaten biz yaptık. Sadece bu umutsuzluğu ve unutmuşluğu belki de düzeltmek gerekiyor. Zamanında, Cumhuriyet döneminden sonra özellikle hep bir atılımlar gerçekleştirilmeye çalışıldı. Fakat bu atılımlar, bu otomobil olsun, uçak olsun veya başka bir şey olsun hep bir sekteye uğratılmaya çalışıldı. Bu siyasi veya işte ne bileyim teknolojik engellerden dolayı bu şekilde ilerlenemedi. Kendi bilgi ve tecrübelerimle ve kendi oluşturacağım bir ekiple bunu değiştirip teknolojinin dışında, bilimin dışında hiçbir şeyin bu konuda söz sahibi olamayacağını düşünerek o konuma getirmek istiyorum, gelmek istiyorum. Yani öyle bir duruma gelelim ki kimse bize bir şey diyemesin, dese de hani hodri meydan diyelim. Yapılan girişimlerin, yapılan yatırımların sanki ülkemiz için değil de belli bir kesim için olduğu gibi bir görüş var. Ben bu görüşü öncelikle ortadan kaldırmak isterdim. Çünkü yapılan bu yatırımlar, bizim çalışmalarımız, mühendis abilerimizin, ablalarımızın çalışmaları, bizim ulusumuzun, milletimizin geleceği için çok önemli çalışmalar. Bunlar hepimizin geleceğini oluşturuyor. Aslında yaşıtlarıma da anlatmak istiyorum. Bizim artık yapabileceklerimiz, yani haddi hesabı yok. Yapabiliriz. Hiçbir şekilde engel değil bu bize. Lisede bir Arapça hocam insan kelimesi ins kökünden gelir demişti. İns unutan anlamına geliyor. O yüzden insan unutur. Önemli olan burada hatırlatmak. İlk başta kendim hatırlayıp sonrasında etrafımdaki elimizin uzandığı kişilere hatırlatabilmeyi istiyorum açıkçası. İlla güçlü olan haklıdır gibi bir dünyada şöyle bir algı var. Ya da zengin olan ya da çok olan. Aslında güçlü ya da zengin olması önemli değil. Aslında haklı olması önemli. Yani sırf güçlü ya da zengin diye zulmedemez kimse. Şu anda dünyada görüyoruz yani savaşlar. Bunu gösteriyor bize. Güçlü olan ezer diye bir tanım yok. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Öncelikle dünyada sömürgeleştirme sistemi ve zenginin daha zengin, fakirin de daha fakir olduğu bir sistem mevcut. Elimde olsa ilk bunu değiştirmek isterim. Ben kendi adıma dünyanın yaşanabilirliğini azaltan insanlara sesimi çıkartmak istiyorum. Yani çünkü siz büyük olabilirsiniz, yakında ölebilirsiniz ama daha bizim geleceğimiz var yani. Ya haberlerde de görüyoruz zaten çok fazla insanlar birbirine savaş açıyor. Yani çok fazla birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben bunun önüne geçmek isterdim. Daha mantıklı olurdu önüne geçmek. Açılışta söylemiştim. Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Deve de bizim, diyar da bizim. Düsturunu benimsemiş. Pırıl pırıl. Asra umut veren Teknofest gençliğini konuştuk. Böyle Oldu'nun bu bölümünde 7 isim heyecanlarıyla ortak oldu bizlere. Samimi anlatımları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz hem çok keyif aldık hem de bu iş tamam. Gelecek emin ellerde dedik. Umarım sizler de keyifle seyretmişsinizdir. Bir başka yaşanmışlıkta, bir başka görünmeyende ya da gözden kaçanda görüşmek üzere. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.